söz verdiğimiz gibi ur tedavisi yapacağız. Bunu size göstereceğiz. 2-3 yolu var. Kesin çözümdür bunlar. Pratik yoldan, eczaneden, aktarlardan temin edebileceğiniz çok basit ilaçlar. Uygulamayı anlatacağım. Çok iyi izlemenizi istiyorum. Bilmeyenler bunun ameliyatını yapmayacak. Öncelikle o konuda hemfikir olalım. Çünkü bende ne kadar uzuv varsa aynısını Allah-u Teala kuşa koymuş. Benim parmağım kesildiğinde ne kadar canım yanıyorsa o kuşun da o kadar yanıyor. Şimdi tut şuraya. Bakınız arkadaşlar, önce şuna iyi bakın. Tam eklem yerinde. Ur öyle büyümüş ki bunun şöyle alttan da bakabiliriz. Yani bunu tamamen kanadını almış götürmüş. Bu şekilde sarmış. O kadar da büyük. Bu kuş bize dün geldi. Urlu kuşumuz olmadığı için tedavisini size gösteremiyorduk. Bize dün geldi. Şimdi bugün tedavisini yapacağız Allah'ın izniyle. Tabii bu bir gün değil. En az bir hafta sürecek. Öncelikle urun olduğu bölgeyi temizleyip şöyle mikrobunu bir almakta yarar var arkadaşlar. Aynı zamanda bu kuşta salmonella var. Salmonella tedavisine de aldım hayvanı. Şimdi buna iğne vurduğumuz zaman arkadaşlar, bakınız, bundan kan gelecek. Buna aldanmayın. Bunun bir zararı yok. Çünkü bunun içinde çipistik çıkacak. Öyle bir ur atmış ki dehşet bir şekilde. Şimdi bakınız arkadaşlar. Sirke ruhu. Aktarlarda satılır. Sirke ruhu. Peki bizim urlardaki tedavideki amacımız ne? Bir bakteri var. Eklem yerine yerleşiyor. O eklem yerinde gittikçe o uru büyütüyor. Yani mikrop saçıyor. Öyle değerlendirin. Sirke ruhu bunun ilacıdır. Şimdi biz bunun tedavisini yapacağız. Ama kuşumuz çıktı bezden. Neyse, önemli değil. Şimdi bunu yapacağız. Arkadaşlar güzelce izleyin. Bunun için yanınıza bir insülin iğnesi. Bakınız, ucu çok incedir. Yani batırdığınız zaman ete kadar gitmez. Yani sadece onun içinde kalır. İnsülin iğnesi. Şöyle şundan bir alayım. Kuşun bezi çıktı diye korkuyorum, kaçacak. Bakınız, bir cc. Ben bundan fazla çekeceğim. Çünkü bu ur haddinden fazla büyük. Ura göre uygulama alanı değişiyor. Arkadaşlar, sirke ruhu uru kurutmakta 10 numaradır. Bakınız, bunu vururken örneğin bakınız, buradan vurduk. Ne vurduk? Bir 5 cc. Çıkartıyoruz, buradan vuruyoruz. Bir 5 cc kadar. 0.5 yani, ha. 5 cc dediğime bakmayın. Buradan vuruyoruz. Buradan vuruyoruz. Ur o kadar büyük ki arkadaşlar, onun için ben bunu fazla vuracağım. Yoksa bu ur başa çıkılmaz. Evet. Şimdi bunu vurduk. Şöyle bir kanları tekrar alalım. Bu kanların çıkmasına aldırmayın. Bu olacaktır. Bu urun canlı olduğunu gösteriyor. Henüz üremeye devam ediyor. Şunu da bir sileyim. Evet. Evet. Şöyle 2 cc daha. Ur çok büyük arkadaşlar. Bak, onun için fazla vuruyorum. Normalde 1 cc yeterlidir ufak urlar için. Böyle azar azar. İnsülin iğnesi kullanın arkadaşlar. Bu işin uzmanı insülin iğnesi. Kuşu çok rahatsız etmeden içerisine elma sirkesini sirke ruhunu basıyoruz. Başka yöntem de göstereceğim size şimdi videonun devamında. Şöyle bunu bir temizleyelim. Şimdi arkadaşlar, kanadın altından bakınız. Aynı şey devam ediyor. Bakınız ne kadar yayılmış. Hayvanın her yerine. Evet.
Ben buna aşırı derecede fazla vurdum. Çünkü Ur dehşet bir konumda. Bunu kurutmak o kadar kolay değil. Çünkü gerçekten çok büyük. Sirke ruhunun hiçbir zararı yok. İçerideki bakterileri öldürecek. Zaten gördüğünüz üzere iğnemiz de ufaktır bizim arkadaşlar. Birazcık birazcık basıyorum. Her yerine basmaya çalışıyorum ki her taraftan ateşlensin. Tamam. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Bu kuşun aynı zamanda ayağında da var. Şimdi ayak eklem iltihap yerlerine olduğu zaman çok sıkıntılı bu iş. Ben bunu daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Bu yaranın üzerine teramisilin süreceğiz. Şimdi ikinci uygulamayı göstereceğim size. Tuz ruhu harici. Sirke ruhu harici. Şuraya da bir çakayım ya. Şunu tut bakalım. Şurada da. Yani bu bir tane değil arkadaşlar. Getir buraya getir. Yasla onu. Yasla. Az daha yasla. Tamam. Şuraya baksana ya. Birkaç tane baş vermiş bu. Onun için özellikle buna çok vurduk. Bir zararı yok çok vurmanın. Çünkü sirke ruhudur bu. Şimdi sirke ruhu buradaki bakreyi öldürür. Yaşatmaz arkadaşlar. Şimdi ikinci olana geçiyorum. Bunu ben bir bırakayım. Bu bir kendine gelsin. Teramisini süreceğiz ona. Bir yürüsün bakalım. Şimdi arkadaşlar bakınız. İnsülin iğnesi kullandık. Bazı arkadaşlar normal enjektör kullanıyor. Hiç doğru değil. Şunun ucunu görüyor musunuz? Ve bunu batırdığınız zaman ete kadar da gitmez. Urun içine gider. Neden sirke ruhunu kullandık onu söyleyeyim. Sirke ruhunun olduğu yerde bakteri yaşamaz. Bizim buradaki maksadımız ur bakterisini ortadan kaldırmak, kökenini ortadan kaldırmak. Sirke ruhu bastık, aktarlarda satılıyor. Bakınız şu şişe 7,5 lira. Ben bunu 1000 tane kuşa vururum. Bakınız o kadar değerli yani. 1000 tane 7,5 liraya aldık. İlden ile değişebilir. 10 lira da olur, 15 lira da. Ben onu bilmem. İkinci yöntem, yok hoca bizi sirke ruhuyla bulaştırma başka bir yöntemi var mı? Evet kardeşim. Şimdi bakınız buna. Normal bildiğimiz bir iğne. Özelliği ne biliyor musunuz? Bakınız marka önemli değildir. Ben markanın peşinde gezmiyorum. Markası ne olursa olsun. Sadece iltihap kurutucu olması bizim için önemli. Çünkü urun olduğu bölgede içinde irin var, iltihap var bakteriyle birlikte. İltihabı kurutmak için hani antibiyotik olduğu zaman biliyorsunuz antibiyotiklerin özelliği iltihap kurutucudur. Gidip eczaneden alıyorsunuz böyle bir tüp kardeşim. Kafasını kesiyorsunuz. Urun büyüklüğüne göre bir sis çekiyorsunuz. Aynı demin tedavide göstermiş olduğumuz gibi çeşitli bölgelerinden içine vuruyorsunuz. Bir hafta süreyle. Yani o onu kurutuyor. Marka önemli değil bundan bir tane. Açtınız ağzını bantlayın koyun dolaba. Ertesi gün yine çekin ondan kullanın. Bu şekilde 2-3 tüp de olabilir, 5 tüp de olabilir. Ura göre bakınız çok zor bir yerinde bu ur. Aynısı ayağında da var ha. Bu çok zor bir yerinde tedavisi uzun sürer. Sirke ruhuyla yaptığınız zaman şuna şahit oluyoruz. 10 taneden 6-7'sinde kendisi söküp atıyor. Uru kurutuyor, o bölgeden kendi düşürüyor. İğnelerle yaptığımızda bu çok olmuyor. Kendin asılıp almak zorunda kalıyorsun. Peki bu tedaviyi yaptık da ur düşmedi. Ne yapmalıyız? Urun kuruduğundan emin isek cımbızla kapıyoruz, çekiyoruz onu. Kanadını incitmeden, ağrıtmadan. Bununla da mümkün değilse işte o zaman cerrahi operasyon devreye giriyor. Sizlerden ricam bu ikisi. Ur tedavisine bir de teramisilin melem bulundurun. Çünkü teramisilin melemin de özelliği antibiyotiktir. Eczanede 7 liraya satılmakta o da. Antibiyotik teramisilin melemi de bu işlemi yaptıktan sonra hani kanıyor ya. Güzelce temizleyin. Üzerine teramisilin melemi sürdüğünüz zaman kan akan yerlerin hemen kanını keser. Anında artı antibiyotik özelliği olduğu için yaranın direkt kurutumuna geçer.
Yani elinizde kesik olduğu zaman da teramisilin melem kullandığınızda da aynı işlemi görüyor. Bir sonraki videoda, ama sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Daha çok, daha iyi, daha verimli videolar yapabilmemiz için YouTube kanalıma üye olun. Size atmış olduğum videolar, yorumlara da atmış olduğum videoları alın. Messenger'dan, WhatsApp'tan, sadece kuşçulara, ötekiler bizi ilgilendirmiyor. Kuşçulara gönderin. Doğru şeyleri, doğru yerden, doğru kanaldan. İlyas abi de, İlyas hoca yok. Hep hoca takmışlar birbirine isimleri. Şu hoca, bu hoca, hoca yok abi. İlyas abiden daha verimli videolar alabilmek umuduyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun kardeşlerim.